Evet, Fenerbahçe'nin fikstür isyanı tabii genelde milli aralar sonrası ya da takımların Avrupa maçları sonrası bu maç günleri ve saatleriyle ilgili tartışmalara çok alışığız. Ama şöyle bir şey de var. Evet, birlikte antrenman yapma sıkıntısı oluyor bu milli aralardan sonra. Bir de üstüne vakalar olunca hani oyuncuların da geri dönüşleri, toparlanması vesaire biraz telaş hakim takımlarda. Belki normale göre iki kat. %100 haklılar ama sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Evet. Birçok kulübümüzün sorunu. Mesela Beşiktaş'ta ondan birkaç saat sonra oynayacak. Hı. Sergen Hoca takımını ilk kez yarın görebilecek. Bütün halinde. Yani Aboubakar geç geldi. Efendime söyleyeyim o milli takımdan yeni döndü. Vida. Onlar var. Yani sonuç itibariyle bir de vida yok. Yani o bir günlük süreç içerisinde taktik antrenmanı ne yapabilirsin ki? Adam 15 gün boyunca tamamen milli taktikler almış. Oraya o geliyor. Tabii bu bir sıkıntılı durum. Yani bence şu Uluslar Ligi kupası ile ilgili, elemeleriyle ilgili çok şeyler konuşuldu. Bir kere başlandığı için devam etmesi lazım. Pandemi sürecinde niye oynatılıyor falan diyemiyoruz. Ama keşke başlanmamış olsaydı da belki oynatılmayabilirdi. Çünkü çok sıkıcı bir durum oldu. İşte hastalıklar bulaştı, o oldu, bu oldu. Sıkıntılar var. Şimdi burada önce kulüplerin çıkarına bakmak lazım. Evet. Çünkü bu kulüplerin seyircisi yok. Milli takımlar federasyon takımlarıdır. Onların sponsorları vardır, bilmem nesi vardır. Devlet takımı gibi düşün yani. Ama kulüplerin seyircisi yok. Bugün Barcelona nasıl tasarruf ederim durumuna geldi. Barcelona. Yani çünkü büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla burada biraz kulüplerin isteği ön plana çıkmalı. Şimdi bu adamlar, bu başkanlar, bu yöneticiler, bu hocalar, bu oyuncuları istiyorlar. Bu oyunculara bir para ödeniyor. Döviz üzerinden ödeniyor. Seyircin yok. O yok, bu yok. Dolayısıyla fikstürde kulüplerin önceliği olması lazım. Kulüpler ayakta durması lazım. Futbolu, işte ne diyorsun? 14'ün altına düşersen hükmen mağlup sayarım. Ne? Lig bitsin. Evet. Sektör işlesin. Sektör ölmesin. Yayıncı kuruluşta para gelsin. Oradan para gelsin. Onu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Ama hayatta tutmak için bizim neye ihtiyacımız var? Kulüplere. Ya fikstür konusunda Evet. %100 haklılar. Ya bir tek Fenerbahçe'nin sorunu değil. Hocam siz peki bu hükmen mağlubiyet konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani süreç biraz bu durumlara zorladı bizleri ama ligin devamı açısından yani bir yandan bir kesimin tepki de gösterdiği bir sistem. Ya şimdi önce Serdar abinin dediğine devam etmek istiyorum. Kulüpler çok önemli ama burada oyuncular da çok önemli. Oyuncuların kaç saatte bir maç yapma olasılığı varsa onların da aslında bakılması %100. lazım. Bunlar oturup konuşulacak şeyler. Tabii. Yani Yani işin o tarafı da var. çünkü kulüplerin ayakta durması sizin de o futbolcuların sağlam dönmesi lazım, rahat dönmesi lazım, daha az öyle dönmesi lazım. Siz bir futbolcuya bedel ödüyorsunuz, o milli takıma gidiyor, geliyor sakat ya da hazır Evet. değil. O zaman zaten o kulüp ayakta kalması çok zor. Bir konuyla ilgili de şu dönemde bence böyle kuralların olmaması lazım. Biraz daha esnek olunabilir, ertelenebilir, daha başka bir saate konulabilir. Çünkü kulüpler dediği gibi işte taraftar yok zaten çok zor durumdalar. Bir de böyle hükmen mağlup oldukları zaman düşünsenize yarın bir gün küme düşme maçı ya da şampiyonluk maçı olacak. O Bu mağlubiyet kural etkileyecek. onlar çok etkileyecek. Fenerbahçe'nin maçını da akşam oynatabilirsin. Hani o yüzden yani ben yine bir bilmiyorum ben bir oyuncu olarak eski futbolcu olarak ben futbolcuyu düşünüyorum. Futbolcuları bu kadar zorlamanın neden anlamı var? Evet büyük bir sektör ayakta duracak ama zaten bu ayakta duracak sektörün en başındaki insanlar Olmazlarsa oyuncular olmaz. yani biz Tabii. bir oyunculara bu kadar yıpratırsak Zaten kulüpler der ki onları da onun içine dahil ediyorum. anladım ben de o taraftan Ama bakıyorum işin yani. şu kulüplerin ayakta kalması için sağlıklı futbolcu lazım sana. O yüzden oyuncuları bence biraz şey kullanıyoruz yani makine gibi oldu artık. Aynen. Doğru Tamam doğru hocam. biz kendimize bakmamız lazım. Oyuncular kendine bakması lazım ama şu dönem yani çok ekstra bir dönem. O yüzden Evet. biraz da esneklik tanınabilir. Bu saatlerde, giriş gidişlerde ya da işte testlerde. Biraz daha tabii testler derken hasta olan değil ama dediğiniz gibi yani hükmen mağlup olmak çok acı bir şey. Çünkü neden? Daha bundan 3 ay 4 ay önce küme düşme kalktı. Hani değil mi? Küme düşme kalktı. O zaman küme düşmenin olduğu bir yerde neden biz hükmen O mağlup zamanlar olalım? söylendi bunlar işte bak sıkıntı olur. Evet bu ülke bunu oynatabilir. Bu kadar takımlı bir ligi götürebilir. Bunda tamam sıkıntı yok. Ama zorlanırsa işte bak böyle olunca diyorsun ki virüs yayılıyor. Ben bunu garantiye alayım şimdiden. Maçlar çünkü ben şunu söyledim bak hakem kural hatası yaparsa gidip TFF'ye başvurmayın. Yetkili mercilere başvurmayın çünkü takvimde yer yok. Evet yok. Oynatmazlar. Takvimde Oynatmazlar dedi ki yani gerçekten yer yer yok. yok. İşte Sonuç erteleme de o yüzden zaten çözüm olmadığı için bu noktaya Ayrıca gelindi. Hatay Göztepe maçı mı ertelenmişti? Evet. Evet. Ortada bir tane ertelenmiş maç var mı?
Var. Var, geçmiş olsun. Sen maç başladıktan sonra kuralı değiştiremezsin. Evet, o da bir örnek oldu artık. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben Hatay'la şampiyonluk yarışındayım. Hatay'ın bir maçı ertelenmiş. Oynadı, aldı 3 puanı. Hı hı. Ben son hafta 14 altında düştü sayı. Hüp, ben mağlubum, Hatay şampiyon. Yanlış buyur buradan yak. Bir Covid vakası yüzünden ertelenen maç var. Bir de deprem afet yüzünden ertelenen maç var. Göztepe maçı o yüzden ertelenen. Ha, evet. Göztepe, pardon, Göztepe. İki ayrı maç ertelemesi oldu. Biri Hatay'daki Covid vakaları yüzünden. Covid'i diyorum. Diğeri de İzmir depremi. Yok, deprem tamam, ona bir şey de, demiyorum. Hani, ama sonuçta sebebi ayrı, ama senin o maçı oynatacak bir takvim. Evet. Melike, kuralı başlatmışsın, lazım. Oyunu başlatmışsın artık. Yani ilk yarı, maçın ilk yarısında ele çarpan, vücuttan gelen top penaltı değil. İkinci yarısında, ikinci 45'te vücuttan gelen, ele çarpan topu penaltı sayıyor hakem. Onun gibi bir şey bu. Evet, doğru söylüyorsun. Zor bir sezon. Allah futbolcularına sabır daha versin. Daha da zoru bizi bekliyor gerçekten. Hakikaten psikolojik durumları da kötü. Bazıları yani işte onda virüs var mıdır, bunda virüs var mıdır, saha içerisinde de. Bir ara maskeli oynatma günlerindeydi, biliyor musun, geçen sene? Yani şöyle psikoloji de var. Şimdi hemen hemen 3 günde bir test oluyorlar. Maçtan da 24 saat önce mi ne test olmak zorunda? Adam onu bekliyor. Masa mı konsantre olacak? Ben de çıkıp çıkmayacak mı? Tabii gece... Hoca da onu düşündü. Hoca bir kadro yapıyor. Düşünsenize 10 saat kala o kadronun 3 kişi çıkartıp 3 kişi yazacak. Evet canım. Futbolcuda direkt stres yani. Futbolcuda şöyle bir şey var. Mesela ben oynamadığımı idmanlarda anlayayım. Şimdi testten... Oynamayan bir çıkıp ben gideceğim zaman benim motivem de onun kadar tabii, olmuyor. Yani %100 gerçekten ya. Hem futbolcunun yanında da hocaların işi çok zor. Ya o test sonucunu beklemek bile sıkıntı. Evet. Evet, ben de beklerken strese giriyorum. Ailece de sıkıntı. Ailesi de ailece sıkıntı. Bir de hocam sürekli burnuna o yani evet. Aleti sokmaları. Evet. Haftada 7 kere test oluyorlar. Gerçekten zor bir süreç. Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Ahmet Nurçebi, programın başında da bahsettik. Görsel medya yöneticileriyle bir araya geldi. Bazı problemlerle, kulübün hedefleriyle ilgili, ekonomik problemlerle ilgili açıklamalar yaptı Ahmet Nurçebi. Bir bakalım, ardından kulübün içinden bir isim de var bizde. Yasin Sülüğün'e sohbetimize devam edeceğiz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ile Genel Sekreter Mesut Urgancılar, yazılı ve görsel medyanın yöneticileriyle bir araya geldi. Futbol takımının hala şampiyonluk için mücadele ettiğini belirten Çebi, "Hedeflerimizde değişen bir durum yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Başarıdan uzak bir yaklaşım sergilemiyoruz." diye konuştu. "Param yok, sıkıntılarım var ama hala iddialıyım." diyen Ahmet Nurçebi, ilk hedefin şampiyonluk olduğunun altını çizdi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Başkan Çebi, "Abdullah Avcı ile yeniden masaya oturmamız gerekiyor. Hoca bizden 19 milyon lira istedi." dedi. Avcı ile aralarındaki ekonomik problemi, "Bu işi iki tarafı da kırmadan çözmemiz gerekiyor. Biz bugüne kadar hocayı kırmadık. Çalıştığı süredeki maaşını ödedik. Helalleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kulüplerin düzenli olarak yaptığı Covid-19 testlerinin önemli bir masraf kalemi oluşturduğunu ve bu konuda federasyondan destek alamadıklarını belirten Çebi, "Federasyonun kriz durumlarını finanse edecek bir hazırlığı olmadığını gördük." dedi. Çebi, UEFA'nın da kulüplere sahip çıkmadığını belirterek, "Pandemiyi mücbir sebep olarak görmüyor ama pandemiden dolayı gelirlerimizden %15 indirime gidiyorlar." diye konuştu. Son olarak futbol takımının maaşını düzenli şekilde ödemeye çalıştıklarını söyleyen Çebi, futbolcuların Eylül ayı maaşlarını ödediklerini de sözlerine ekledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarından detaylara baktık. Hemen Yasin Sülün'e dönmek istiyorum. Şimdi bu süreç tabii bütün kulüpleri çok olumsuz etkiledi. Bir yandan da zaten yönetime geldiğinden beri bir takım sıkıntılarla mücadele eden yeni bir başkan ve ekibi var. Kulübün içinden biri olarak size de bu süreci sormak istiyorum. Nasıl gidiyor bu onarım çalışmaları? Sizde yeni bir artık Mehmet Ekşi ile birlikte yeni bir dönem de başladı. Bir de sizden dinleyelim. Tabii benim tarafımdan bakıldığı zaman Ahmet Nurçebi alt tepesin bulunmaz bir insan. Çünkü daha bundan 4-5 ay önce 3-4 kere Fulya'ya geldi. Maçlarımızı seyretti. Hatta bir kere geldiğinde kolu çıktı. Evet. Yani o da nazar dedi dedik ona. Sağ olsun bizle ilgileniyor. Çok da ilgilenmeye çalışıyor ama şu anda o kadar çok kafasında problem demiyorum ama çok uğraşacak detaylar var. O yüzden de para konusu zaten en büyük problem. Bir daha ben ona girmek istemiyorum burada. Ama alt tepe olarak bize çok iyi ilgileniyor. Gelebildiği kadar gelmeye çalışıyor. Maçlarımıza geliyor, Fulya'ya geliyor. Onun yanında da işte
Fuat Fidan yeniyor. Bütün ona, alt tabi ona teslim etti.